Değerli spor severler, Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu'ndan herkese iyi akşamlar diliyoruz. Ligin 9. haftasında Anagolt 24 Erzincan Spor'un rakibi 68 Aksaray Belediyespor ve ligde kıyasıya mücadele devam ediyor. Tabii ki bugünkü maçı soracağız ama öncelikle dün Gazze'de yaşanan olaylardan dolayı öncelikle içimizdeki duyguları ifade etmek gerekiyor. Gerçekten insanlık adına utanç duyduğumuz görüntüler gördük. Gazze'de hastanenin vurulması ve yüzlerce insanın hayatını kaybetmesi bizleri derinden etkiledi. Tabii ki terör devleti İsrail'i de şiddetle kınamaya devam ediyoruz ve tüm dünyanın da inşallah buna dur demesini bekliyoruz. Erzincanspor geçen hafta Düzce Spor deplasmanında bol gollü 6-0'lık bir skorla geri geldi Erzincan'a ve bugünkü rakip 68 Aksaray Belediyespor. Ligin 9. haftası dedik ve şu an 12 puanla ligde 6. sırada yer alıyor Anagolt 24 Erzincanspor ve bu maç öncesinde de tabii ki bizden önce oynanan karşılaşmalar vardı. Hemen isterseniz onlardan da bahsedeyim. Iğdır kendi evinde Menemen'i 2-1 mağlup etti. İskenderun deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u 2-0 yendi ki hafta sonu İskenderun deplasmanında olacağız. Ahmetspor kazanmaya devam ediyor. Deplasmanda Karamanspor'u 2-1 mağlup etti. Kastamonuspor kendi evinde Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. Arnavutköy Uşakspor'u 1-0 mağlup etti. İnegölspor da kendi evinde Sarıyerspor'u 2-1 mağlup etti. Ve bizimle beraber Fethiyespor Düzcespor karşılaşması saat 19'da, Isparta 32 Belediye Derincespor karşılaşması ve bizim karşılaşmamız da saat 19'da başlayacak ve hafta içi mesaisini bu şekilde tamamlamış olacak. İkincilik puan durumu da lig yani maç bitiminde belli olmuş olacak. Anagolt 24 Erzincanspor Aksaray Belediyespor karşılaşmasını soracağız. Ama onun öncesinde Erzincan gündemini meşgul eden açıklamalar vardı. Bunları da sizlere yönelteceğiz. Öncelikle Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun yaptığı bir açıklamada Erzincanspor için kim şahsından ne veriyorsa ben iki katını vereceğim dedi. Bu tabii ki kafalarda soru işareti uyandırdı. Acaba belediye başkanı ne demek istedi veya bir kampanya mı başlatmak istedi? Bunu sizlere soracağız. Bir başka açıklama da Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den geldi. O da gerçekten kafalarda daha da büyük soru işaretleri bıraktı. Şu anki Erzincanspor yönetimi eğer görevi bırakırsa göreve talip olacağını ve Erzincanspor'u daha da yükseklere götüreceğini söyledi. Tabii bunlar gerçekten merak uyandıran açıklamalardı ve bunları da taraftarlara soracağız. O halde sözü artık çok fazla uzatmayalım. Aksaray maçı öncesinde taraftara mikrofonu uzatıyoruz ve artık söz sizde. Cumartesi günü oynadığımız Düzce Spor maçını 6-0 net bir skorla kazandık. Net diyeyim daha. Ummadığımız bir skordu. Aksaray Spor da aynı şekilde Etimesgut Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Denk bir takımların karşılaşması. İnşallah Erzincan Spor bu maçtan 3 puan alacak. Anlam kazanması için mutlaka bugün almamız lazım. Kazanması lazım. Biz Bülent Hocamıza güveniyoruz sonuna kadar. Yönetimimize, taraftarımıza, hepsine güveniyoruz. İnşallah 3 puan bizim olacak. Peki skor tahmini alayım. 2-0. 2-0 olur. Peki bir de geçen hafta bir açıklama oldu. Erzincan Belediye Başkanı dedi ki kim Erzincan Spor'a şahsından ne veriyorsa ben de iki katını vereceğim dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamayı? Bir kampanya başlangıcı mı yoksa bir başka bir şey mi söyledi? Vallahi inşallah öyle bir kampanya başlangıcı olur. Malum görüyorsunuz seyircilerimiz bilet fiyatlarına bile itiraz ediyorlar. Biz sonuna kadar Erzincan Spor'un yanındayız. Ben cebimden 10 tane bilet aldım. Emekli kardeşlerime dağıtıyorum. Bir Erzincan sevdalısı olarak yeminle konuşuyorum. Peki, her şey Erzincan Spor için. Peki Mustafa Sarıgül de şu anki yönetim bıraksın ben alacağım dedi. Ya o siyasi şeylere girmek dedi. İstemiyorum. Biraz siyasi taraf Erzincan Spor'un şu anki siyasi partilere yönelik olduğu için o da bir siyasi şey görüşünü bildiriyor. O da haklı kendi açısından. O şekilde değerlendiriyorsunuz. Aynen. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür İyi seyirler. Ederim. Sağ olun. Geçen hafta Düzce Spor 6-0 yendik ve rüzgar arkamıza aldık. Onun öncesinde Sarıyer Spor maçında ufak bir talihsizlik oldu. B klasman hakemlerin maçlara çıkması, ikincilik maçlarına bizi birazcık yıprattı yani. Hem penaltı, verilmeyen penaltı, hem ilk golde olan faul. Yani bizi bir tık daha öne geçirebilirdi ama geçen hafta rüzgar arkamıza aldık. Bu hafta da Aksaray Spor'u yenerek devam ettireceğiz. İnşallah yolun sonunda TFF 1. Lig'e çıkarak Erzincan'ı tüm ülkeye duyuracağız. Peki takımın gidişatından memnunsun mu? Yok güzel memnunuz yani çok güzel. Sarıyer maçında da güzel oynadık. Yani talihsizlik oldu ama Düzce Spor maçında gerekenin cevabını verdik. Bu maçta da inşallah kazanıp göreceğiz. Devam ettireceğiz. Peki skor tahmini alayım son olarak. 2-1. Erzincan için yine güzel bir akşam. Hava güzel, futbola uygun bir hava var.
Geçen hafta Düzce'yi yendik 6-0. Rüzgarı arkamıza aldık. Bu hafta da Aksaray'ı kolay bir şekilde geçeceğimizi düşünüyorum. Hayırlısı olsun diyorum. Peki 6-0'lık bir skor gerçekten evet. Taraftarı heyecanlandırır evet. Hem deplasmanda olması. Evet, heyecanlandık. Zaten Erzincan da bunu belli ediyor. Taraftarlar bugün çok istekli. Maçı kazanmak istiyoruz. İnşallah kazanacağız. İnşallah. Üniversite İnşallah. Öğrencisin bu evet, arada. Evet, üniversite öğrencisiyim. Ve takipte ediyorsunuz evet, o zaman maçı. Evet, takip ediyoruz. Erzincanlı olmasak da buraya geldik artık Erzincanlıyız. Erzincan'ımızı çok seviyoruz. Peki, teşekkür ederiz. Skor tahmini alayım son olarak. Skor tahminim 3-0 Erzincan diyorum. Peki, teşekkür ederiz. İyi seyirler. Severler, her hafta tabii ki statta hem Yeşilaycılar hem Kızılaycılar görüyoruz ve bu hafta da Kızılay, Genç Kızılay, Erzincan ekip olarak da maç izlemeye gelmişler. Bir stres atma mı bugün? Evet, şimdi okullar da açıldıktan sonra üniversitede arkadaşlarımıza, üniversitemize, şehrimize geldikten sonra biz her yıl yaptığımız gibi Genç Kızılay olarak faaliyetler sürdürüyoruz. Bunu da maçımızı, Erzincan sporumuzu desteklemek adına bir arkadaşlarımıza organizasyon sağladık. Hep birlikte maçımızı izlemeye geldik. Hem takımımıza hem taraftarımıza destek vermek için. Hem de kulüpler olarak Genç Kızılay Teşkilatı'nı üniversiteli arkadaşlarımıza tanıtmak adına buradayız. Maçımızı izleyeceğiz. İnşallah kazanacağız. İnşallah. Güzel bir organizasyon. Evet, hem kaynaşma oluyor evet, hem kesinlikle. De kendinizi de bir bakıma Erzincan'a göstermiş oluyorsunuz. Kesinlikle öyle. Bizim şube başkanımız Genç ve Spor İl Müdürümüz Sayın Volkan Burak Mumcu'nun destekleriyle buradayız. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Değerli spor severler, Erzincan taraftar grup liderlerinden sevgili Osman'ın rakip Aksaray Belediye. Erzincan Spor geçen hafta deplasmanda 6-0'lık bir skor. Evet. Ve şu hafta içi maçı neler düşünüyorsun? Öncelikle Gazze'de yaşanan vahşeti kınıyoruz. Allah oradaki Müslüman abilerimize, kardeşlerimize yardım etsin inşallah. Bu vahşet inşallah bir an önce durur. Birileri dur der inşallah. Hani çok da içimizden gelmiyor bugün maça gelmek ama hayatta bir şekilde devam ediyor. Maça da gelecek olursak, geçen hafta fosforlu bir galibiyet aldık evet. Maşallah diyelim. Bekliyor muyduk? Beklemiyorduk. Sonuç seninle konuşmuştuk zaten. İnşallah bugün de 1-0 olsun, bizim olsun. Takımımıza her zaman olduğu gibi güveniyoruz. İnşallah bugün bizi mahcup etmezler. Bir de yoğunluk var bugün maşallah. Aynen. 6-0'ın da vermiş olduğu tabii, bir o şey moral de var. İnşallah bugün güzel bir futbolla bol gollü bir galibiyet alırız. Bu zor günlerde bizlere moral olur inşallah diyelim. İnşallah. Peki geçen hafta bir açıklama oldu. Erzincan Belediye Başkanı Erzincan Spor sorulduğunda kendisi dedi ki Erzincan Spor'a şahsı olarak kim ne veriyorsa ben de iki katını vereceğim dedi. Herkes farklı yorumladı. Kimisi bir kampanya mı başlatıyor dedi. Kimisi acaba Erzincan Spor'a kimse şahsı olarak yardım etmiyor mu dedi. Bu ne, siz ne düşündünüz bu konu hakkında taraftar olarak da? Ben hayatımı verdim. Başkan da artık kim ne üstüne düşüyorsa onu verir inşallah. Sağ olsun başkanımız bizlerle kırmıyor gittiğimiz zaman, destek oluyor. Bir başkanla olmuyor tabii. Diğer siyasilerin de takımımıza biraz daha destek olması lazım. Hani seçimden önce iki şehir arasında sıkışmış bir memleket. Bizler bunu onu kabul ediyoruz. Da gerçi. Bizler bunu kabul ediyoruz ama artık bir şeyler yapsa da gözle görülen bir şeyler olsa biz de artık inanalım. Sadece söylemde kalmasın söylenen şeyler. İnanıyoruz, bekliyoruz inşallah. Az bir zaman kaldı. Takım yukarıya yakın. İnşallah kopmadan. Bugün de galip gelerek. İkinci yarıya inşallah iyi transferler yapıp birilerinin destek olmasıyla beraber hak ettiğimiz yere inşallah çıkalım. Ha dedim ya geçen sene de demiştim yine diyorum. Bizim çok bir beklentimiz yok. Biz nerede olursa olsun takımımızın yanındayız ama bu statla biz üstlükleri hak ediyoruz. İnşallah herkes üstüne düşeni yapar. Bize hayatımızı, ömrümüzü vermişiz. Birileri de ne verebilecekse onu versin inşallah. Umut ediyoruz ve bekliyoruz. Peki Mustafa Sarıgül de şu anki yönetim bırakırsa ben takımı alırım. Daha da yükseklere çıkartırım dedi. Takım her zaman burada gelsin. Yani illa birini bırakmasına gerek yok. Yani şartlı olmuyor mu bu destekler? Yani illa bir şey yapacaksa şu yapsın bu yapsın de ben geliyorum tribüne. Şu şunu yapsın bu bunu yapsın demiyorum. Elimden ne geliyorsa yapıyorum. Bütün tribünleri dolanıyorum bütün yani. Ya otursun ben kalkayım değil. Yani bir şey yapacaksan bunlar da varken gel destek ol. Senin de ismin önünde çıksın. Yani kimse sayın vekilimizin önünü kapattığını düşünmüyorum. İnşallah sayın vekilimiz kendine yakışanı yapar. Bir an önce takıma el atar. Galatasaray'a neler yaptığını biliyoruz. Çok iyi biliyoruz hem de. İnşallah Erzincan Spor'umuza da dokunuşlarını hissederiz sayın vekilimizin. Bekliyoruz yani. Peki son olarak skor tahmini bugün için? Vallahi skor tahmin etmek istemiyorum. İnşallah kazanalım. kazanalım. 3 puan alalım. Yani biz 3 puan alalım burada. Bugün diyorum ya çok morale ihtiyacımız var. Hem ülke olarak hem dünya olarak hem İslam alemi olarak. Aynen, İnşallah dedim ya maçın çok bir önemi yok. Ama işte diyorum ya bir yerde hayat devam ediyor. Yarım sıfır olsun bizim olsun biz mutlu olalım. Tamam.
Teşekkür ediyorum sizlere. Biz teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyoruz. İyi seyirler. Sağ olasın. Geliyor musunuz her maça? Her maça geldim. Yani deplasmanda olanlar dışında hepsinde buradaydım. Buradaydınız. Evet. Peki nasıl? Erzincanspor'u nasıl buluyorsunuz? Güzel buluyorum ama basit goller yediği de oluyor yani. Talihsizlik diyoruz. Aynen, talihsizlik diyoruz ama yani bazen de çok basit hatalar yapıyor. Bu hataları düzelteceğini de düşünüyoruz. İnşallah genç oyuncularımıza değer verirlerse daha fazla, daha iyi gidecekler. Daha iyi olacak. Peki ne olur, bugünkü maç ne olur sence? Bugünkü maçı yeneriz diye düşünüyorum. Maksimum berabere kalırız diye düşünüyorum. Takıma güveniyorum çünkü. Takıma güven tam. Peki bu sene mi, geçen sene de takip ediyor muydun Erzincanspor'u? Geçen sene son dönemlerine doğru takip etmeye başladım yazın. Kışın biraz soğuk oluyor. Gelmek zor. Peki mesela kadın seyircilere ücretsiz olması maçın daha da teşvik ediyor mu sizi? Tabii ki de canım. Kadın seyircilere değer veriyorlar. Kadınlara değer verilmesi bir toplumda daha da güzel bir şey. Saygı oluşturmuşlar bir kere bize karşı. Bu hoşumuza gidiyor. Peki son olarak bir skor tahmini. 2-1 ya da 2-2. Söylüyor. Maçın ücretsiz olması sizi çekiyor mu, yoksa bir Erzincanspor sevdalısı mıyız? Tabii çekiyor abi. Yani ücretsiz olması iyi maçları. İyi maç işte abi. Çünkü istediğimiz zaman girebiliyoruz. Öyle 75 lira oluyor maraton falan. İyi oluyor yani. Peki ne olur bugünkü maç? Bugünkü maç alırız abi. Alırız. Senden de bir skor tahmini alalım. Bence 2-0 yeneriz. Yani. 2-0 yeneriz. 2-1 abi. Biz alırız. Her maça geliyor muyuz peki? Geliyoruz abi. Takipteyiz yani. Takip. Ben de 2-1 diyorum. 2-1. Aynen. Bence 3-1 alırız abi. Alırız. Abi bugün Allah'ın izniyle 3-0 kazanıyoruz. Peki o zaman maç boyunca da susmuyoruz. Takımı destekliyoruz. Aynen. Evet. Her maça geliyor muyuz? Yok, ilk maçım olacak benim. Evet. Peki uğurlu gelmen dileğiyle diyelim. İnşallah. Peki nedir bugün seni maça çeken? Biz üniversitede okuyoruz. Kulübümü beraber geldik. Onlarla gel izlemeye. Peki Erzincan'da ilk yıl mı? Üçüncü sınıfım. Üçüncü sınıfım, evet. Ama ilk defa maça geliyorsun. Evet. Evet. İlk maçım Erzincan'a nasipmiş. Peki ne olur bugün maç sence? Ya da futbolu seviyor musun? Öyle başlayalım hadi. Yani bir fikrim yok ama sevmeyi umuyorum. Peki bugün sevdireceğiz. Sana evet. Öncelikle futbolu sevdireceğiz. Tamam. 2-1 Erzincan Spor'un yenmesini ümit ediyorum. Ümit ediyorsun. Memleket? Bursa. Bursa. Evet. Tamam. Sıkıntı yok. Bursa geçen sene bizim gruptaydı. Keşke o zaman da gelseydin. Bu sene bizim grupta değil ama inşallah bir dahaki sene Bursa ile yine aynı gruba düşersek o zaman takip i̇nşallah. Edersin. İnşallah. Tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi seyirler. Sağ olun. Öncelikle çok mutluyuz Düzce Spor galibiyetinden dolayı. Bu maçı da almamız gerekiyor. Dördüncü sıraya yükseldik. Bu galibiyet bize çok iyi gelecek. Gençlerle geldik desteklemeye. Her zaman geliyoruz. Deplasman maçlarını izliyoruz. İnşallah 3-0 bizi alacağız yani. Ben öyle hissediyorum. Öyle hissediyorsun. Takım çok motive. Aynen. Peki takımın gidişatını nasıl buluyorsun lig için? Ya, gidişatı güzel. Takım tam oturmadı. Çok iyi futbolcular var. Yalnız tek eksiğimiz hocamız biraz geç oyuncu değiştiriyor. Onunla ilgili biraz muzları biz yani. Biraz da yenildiğimiz zaman, mağlup olduğumuz zaman erken oyuncu değiştirirse daha güzel olacağına inanıyorum. Takım güzel yani. Peki bir skor tahmini alayım. Ben 3-0 diyorum. 3-0. Belki 3-1 olabilir yani. Peki sizden de alayım. Yine farklı alırız. 3-0, 4-0. Geçen hafta 6-0 olması taraftarı da biraz ateşledi, evet, değil mi? Bir de Düzce takımının biraz hani yönetimle ilgili, hocayla ilgili sıkıntısı olduğundan dolayı da olabilir. Yani biraz kötü dönemden geçiyorlar. Onun da vermiş olduğu bir etki var ama bizi motive etti yani beraberliklerin ardından. Aynen. İyi oldu. Bir de burada alırsak çok iyi olacak. Peki. İnşallah. Senden de bir skor tahmini. 2-1. 2-1 alırız. Senden de bir skor tahmini alalım. 2-0. 2-0 alırız. 1-0. 1-0 alırız. Allah inşallah galibiyet için geldik. Yeneceğiz herhalde. Formamızı giymiş gelmişiz. Yani. Her maça geliyorsunuz. Hemen. Her maça geliyorsunuz. İmkanım oldukça, fırsatım oldukça geliyorum. Peki takım nasıl gidiyor? Gidişat nasıl? Valla takım geçen seneden daha iyi diyebilirim. Yani geçen sene kaliteli futbolcular yok ama mücadele var. Mücadele, oyun mücadele, anlamında evet. Var. Yani bu da bizi memnun ediyor. Peki geçen hafta deplasmanda 6-0'lık bir skor. Ona sen hayran kaldın. 4 yılda izledik. Yani çok... Mükemmel bir soru. Peki bir soru soracağım. Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül dedi ki Erzincan Spor yönetimi bıraksın, ben bu takımı alırım, daha da yükseklere götürürüm. Ne düşünürsünüz bu açıklama hakkında? Valla dediyse yapsın o zaman. Ama yönetim bıraksın diyor. Erzincan Spor yönetimi bırakacak. Valla yönetim bıraktı o zaman kimse sahip çıkmıyor. Yani tamam, garanti versin, teminat versin, tamam dediğini yapsın. Kimse bir şey demiyor. Yani şartlı bir destek veriyor yani, öyle diyeyim. Şartlı ama garanti vermesi lazım. Yani yönetim bıraktı, kimse sahip çıkmadı. Ne olacak?
Abi Aksaray bizi iyi tanır. Üçüncü ligdeyken playoff yarı finalinde elemiştik kendilerini. Aksaray ters bir takım ama bize tersliği işlemez onların. Büyük ihtimalle 3-1 veya 2-0 net bir skorla alacağız maçı diye düşünüyorum. Peki takımın gidişatını nasıl buluyorsun? Takımın gidişatı iyi. Bülent Hoca'yla kendisiyle konuştuğumda takımı oturttuğunu dile getirdi. Takım bu haftalarda ben 5 hafta içinde puan kaybedeceğini düşünmüyorum. Beraberlik dışında. Mağlubiyet göreceğini düşünmüyorum takımın. Peki skor tahmini alayım son olarak. 3-1 veya 2-0. Erzincan Kartalları Spor Kulübü de şu an bizimle hocalarıyla birlikte maça gelmişler. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Nasıl, bugünkü maçı nasıl değerlendirirsiniz? Vallahi geçen haftanın 6-0'lık galibiyetin mutluluğu var içimizde. İnşallah bugünkü maçı da güzel bir oyunla, güzel bir skorla alarak keyfimizi yerine getirmek istiyoruz. Öğrencileri de getirmişsiniz. Tabii öğrencileri getirdik. Bir kısmı burada, bir kısmı da geliyor. Hep beraber Erzincan Kartalları Spor Kulübü olarak Erzincan Spor'un yanındayız. Destekliyoruz her zaman. Biliyorsunuz biz de Erzincanspor'un altyapısından yetiştik. Aynen. Erzincanspor bizim gönlümüzün Milan'ı. Çocuklarımıza da bu şiarda aşılıyoruz inşallah. İlerleyen yıllarda onları da burada görürüz. Evet. Hocam son olarak da milli takım seçmeleri vardı. Erzincan'dan da 4 milli seçildi ve yine evet. bir oyuncu da sizin takımınızdan. Evet, bir oyuncumuz da futbolcumuz Emirhan Çelik, 2010 doğumlu oyuncumuz. 3-4 yıldır bizimle beraber. Onu da milli karmaya verdik, genç milli takıma. İnşallah diğer çocuklarımızın yaşı da küçük. Onları da ilerleyen yıllarda vereceğiz. Hedefimiz milli takıma, Türk futboluna iyi oyuncular kazandırmak. Peki senin de duygularını alalım. Hocamızın bizi değerlendirerek oynadığını ve çok geliştiğimizi düşünüyorum. İnşallah ileride çok iyi bir futbolcu olmayı düşünüyorum. İnşallah, inşallah. Çok sevindik, çok gururlandık. Evet. Bu gurur Erzincan'ındır, sizindir. Tabii, ne mutlu bizlere diyoruz hocam. Evet, evet. Her şey Erzincan futbolu için, ülke futbolu için. İnşallah bu çocuklar çok iyi yerlerde oynar. Hepimiz de gurur duyarız. Vallahi inşallah kazanacağız. Takımımız iyi. Bu sene de iyi gidiyoruz. İnşallah kazanacağız. Peki gidişat iyi Erzincanspor. Geçen hafta 6-0'lık bir skor deplasmanda. Evet, harika bir skor aldık. İnşallah bu hafta da devamını getireceğiz. Peki skor tahmini alayım. Ben 2-0 diyorum. 1-0 olsun, bizim olsun. Temennimiz. Takım nasıl gidiyor peki? Takım daha iyi olacak gibi görünüyor. Geçen haftaki 6-0'lık galibiyet bir özgüven aşıladı. İnşallah daha iyi olur. Peki skor tahmini? 2-1 veya 3-1. Değerli spor severler, son haftalarda Erzincan Stadı'nda ve bazı sosyal medya hesaplarında paylaştığımız bir Erzincan Spor şarkısı var. Ve bu şarkının mimarları şu an burada. Ama daha şarkı bitmedi. Evet, daha şarkı bitmedi. Yapım aşamasında biz de birkaç görüntü almaya geldik bugün de. Furkan da şarkımızı söyleyen, seslendiren arkadaşımız. Evet. Senin de duygularını alalım. Şarkın statlarda söyleniyor. Vallahi çok güzel bir duygu. Yani benim ne hissettiğimden ziyade yani Erzincan için güzel bir iş oldu. Erzincan sporumuzun bir şarkısı oldu. Yani güzel bir klip için de şu an çaba sarf ediyoruz. İnşallah güzel bir sonuç alacağız. Peki taraftar soruyor, bu şarkı ne zaman yayınlanacak? Ne zaman bizler de paylaşabileceğiz? Bir 10 gün içerisinde paylaşmayı umut ediyoruz inşallah. Peki şunu da söyleyelim, bu şarkı tamamıyla Erzincan'da, Erzincan stüdyolarında evet, yapıldı. Evet. Bunu da şu an üstlendiğimiz biz Alfa Stüdyo olarak yönetiyoruz. Bir de Liana Medya var. Aynı şekilde beraber bizim ortak çalıştığımız. Valilik projesi dahilinde beraber, zaten senin de katkıların büyük bu konuda. Onu da söylemek istiyorum burada. Bu şekilde inşallah, umarım hayırlısı olur. Güzel bir proje ortaya koymuş oluruz. İnşallah. Ben beğendim. Herkes de beğeniyor ve bekliyor. Sabırsızlıkla bekliyor. Ve devamını da istiyorlar aslında. Devamı var. İnşallah devamlarında gelecek ama öncelikle şu an projemiz bu. Buna yöneldik. Peki. Devamını da yapacağız. Bugünkü maç ne olur? Bir de maç skoru alayım sizlerle. Yeneceğiz bugün ya. Bugün kaçarı yok. Geçen seferde bir talihsiz son dakika golü yedik ama bugün kaçarı yok yani. Kaçarı yok. Peki senden de bir skor tahmini alayım. Valla Aksaray'ın önce valisini aldık. Bugün de 3 puanla alacağız. Öyle umut ediyorum. Bu da güzeldi. Peki teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık, emeğinize sağlık. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Geçen haftaki performansımız ve böyle bir sevincimiz tabii ki bu haftaya yansıyacak. Sporcularımız da daha önce de söylemiştim, bir kara bulutlar geziyordu. Kara bulutları da geçen hafta Düzce maçında atlattık inşallah. Bu haftada tabii ki Aksaray önemli bir müsabaka. Bütün rakipler bizim için önemlidir. Yani 6-0 almak önemli değil. İyi oynamak çok önemli. Ama bu 6-0'ın akabinde bu devam eden bir sevinç ve enerji inşallah bu maça yansıyacak. İnşallah bu maçtan da galip geleceğimize
benim futbolcularıma inancım tam. Peki Düzce maçı öncesinde takımın enerjisi iyi demiştiniz. Evet. Sarıyer beraberliği, herkes üzülmüştü, ağlamıştı demiştiniz soyunma odasında. Ve Düzce deplasmanını kazanacağız demiştiniz zaten siz. Evet, ben hatta şöyle demiştim, sporcularımızla konuşma yaparken dedim yeter artık biz üzerimizdeki kara bulutları atalım. Hatta dedim siz şöyle görünüyor, bana göre siz artık bir patlama yapacaksınız. Ben şahsi fikrimi söyledim konuşma anında. Hakikaten tuttu, hani yani bu sadece tesadüf bu. Ve çocuklar da bu hafta yani Düzce maçında patladılar. İnşallah o patlamanın devamı burada da devam eder. Bu hafta da rakiplerimizin çoğu kazandı zaten. Evet. Hepsi kazandı. İnşallah biz bundan sonraki maçlarla ilgili de tabii önümüzdeki maçlar da çok yani çok şöyle söyleyeyim önemli zor maçlarımız var. Hiçbir maç zor şey değil. Rahat değil. Hepsi zor. Biz hep öyle bakıyoruz. Hiçbir rakibimize böyle aa falan işte bu bizim için basit demiyoruz. Bu zaten algı bizde yanlışlık yaratır. Performansı düşürür. Bütün maçlar bizim için önemli ama bugün de biz bu maç alacağımıza inanıyorum. Bu enerji bu maçta da devam edecek. Testten çıkarken de çocuklar çok böyle dolu dolu. Başkanım sarıldılar böyle. Çünkü çocuklar da böyle. Hakikaten onlar da bana o enerjiyi de verdiler. Başkanım size artık bundan sonra size kulüp olarak artık 3 puanla geleceğiz. Sizi sevindireceğiz diye de öyle bir konuşmalarımız oldu. Sağ olsunlar. Seyircimiz de çok teşekkür ederiz. Yavaş yavaş dolmaya başlıyor. Yoğun bilgi var. Bununla ilgili de öğrencilerimiz maşallah. Onlar da 2000 taneye yakın öğrencimiz. Yine polis okulumuz. 3. Ordu'dan bir 40-50 askerimiz gelecek. 3. Ordu komutanımız. Maşallah bayanlarımız. Çok güzel. Ambiyans güzel. Seyirci bizim olmazsa olmazımız. Bize çok şey veren seyirci. Erzincan seyircisi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum seyircilerimize. İyi ki varlar. Bizim olmazsa olmazımız seyircilerimiz ve taraftarımız. İnşallah güzel bir maç olur. Malum kötü bir hafta geçiyor dünya siyaseti açısından. Üzgünüz ama bugün bu maçta iki takıma da başarılar dileyeceğiz ama bir Erzincanlı olarak da Erzincan sporumuza daha çok başarılar dileyeceğiz. Maçın anlatımında biz yayıncı kuruluş olarak tabii ki tarafsız olmak zorundayız. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Bildiğiniz gibi de yayın ihalesi sonuçlanmadı TFF tarafından. En kısa süre içerisinde sonuçlandıktan sonra da maç yayınları kesintisiz bir şekilde taraftarlara ulaşacak. Her hafta olacak yani bundan sonra. İnşallah. Her hafta İnşallah. Olacak. Bir aksilik olmazsa. Evet. Şunu da soruyorlar. Maçı Erzincan'dan anlatıyorlar ama gerçekten çok tarafsız anlatıyorsun. Evet. Bunu da gerçekten o şekilde değerlendiriyorlar. Nasıl başarıyorsun bunu? Yani şöyle evet duygularımızı saklamak zorunda kalıyoruz bir Erzincanlı olarak ama bu işin de ne diyelim kuralı bu. Tarafsız olmak zorundayız yayıncı kuruluş olarak. İki takıma da eşit mesafede davran olmak zorundayız ama kalbimiz tabii ki Erzincanspor'dan. Peki. Değerli spor severler maç öncesinde her zaman Semih Peker'le birlikteydik ama bugün kendisinin özel işinden dolayı ne yazık ki yok ama bugün Zeki Demirbaş'la birlikteyiz. Evet Semih Peker bu işlerin uzmanı. Aynen. Yani Erzincanspor'u çok iyi tanıyor. Futbolu iyi biliyor, iyi takipçi. Dolayısıyla ben onun gibi değerlendirme yapmam çok zor. Belki de en konuşmaman adamla gereken adamla konuşuyorsun ama olsun ne yapalım. Sen de artık maçları yakından takip ediyorsun. Vallahi adım adım takip ediyorum. Çünkü adı üstünde Erzincanspor hepimizin takımı. Biraz önce kulüp başkanımız Ömer Bey de söyledi. Çok önemli şeyler anlattı. Gerçekten bu takım memleketin Erzincan'ın takımı. Ahmet'in, Ömer'in, Bülent'in, Hüseyin'in, Hasan'ın değil. İsimlerin değil. Memleketimizin takımı adı üstünde Erzincanspor. Lütfen bu takıma sahip çıkalım. Son aldığımız 6-0'lık galibiyet bize acayip bir moral oldu. Çok çok. Çok mükemmel bir moral oldu. Sanırım hani diyoruz ya biz genelde bu gazla biz iyi gideriz diye. Belki o gazla bu maçı da alabiliriz. Semih Peker'in tahminini söylüyorum. 2-1. 2-1 dedi. Ben de 2-0 diyorum. 2-0. Çünkü bırakmayacaklar, atamayacaklar. Ben de öyle hissediyorum. Dolayısıyla biz bu maçı da alacağız. İnşallah. Ve bu hafta ligi 4. sırada bitireceğiz diye düşünüyorum. İnşallah. Hiç kimse beklemiyor. Hani işte en son dakikalarda takım hazırlandı. Her şey zor oldu. Para yok, şu yok falan filan bilmem ne dendi ama... Ya takım da bu arada çok iyi gidiyor. Gayet güzel gidiyor. Oyun açısından, mücadele açısından Bülent çok Hoca'ya iyi.
ve ekibine teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Haydi bakalım şimdi bugün neler olacak. Haydi bakalım, maç başladı. Herkese iyi seyirler diliyoruz. Evet. Güzel bir skorla inşallah maç sonunda tekrar sizlerle birlikte oluruz. Evet, maçı kahramandı diyebiliriz sonradan yok, girdi. Yok estağfurullah. Nasıldı maç? Ya burada tek bir kahraman olmaz hiçbir zaman bir takımda. Bütün takım, bütün ekip. Ya çok güzel oldu ya, çok güzel hazırlanmıştık. Geçen hafta yani bunun bir tesadüf olmadığını gösterdik. Yine bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Herkes çok iyi mücadele etti. İstediğimiz oldu, mutluyuz. 3 puan aldık, evet. Keyifliyiz. Haftaya aynen. İskenderun maçı. Evet. Hazırlıklar devam edecek. Evet. Oradan da 3 puan bekliyor muyuz? Tabii ki. Ya biz her çıktığımız maçta 3 puan için oynuyoruz. Hedefimiz de bu. İlk 2 defa üst üste galibiyet aldığımız için de çok mutluyuz. İnşallah bir sonraki maçta 3'te 3 yaparız. Zor bir maçtı. Evet. Nasıl geçti? Zorlu geçti. Rakip takım bayağı dirençliydi. Biz de dirençlerine karşılık verdik. Bravo. 2'de 2 yaptığımız için çok mutluyuz. Bu 9 maç bazında 2'de 2 yapmamıştık seri olarak. Seri olarak evet. Aynen öyle. Bu maçla beraber hedefimizi ortaya koyduk. İnşallah böyle devam eder. Zorlu bir sürece girdik aslında. 3 günde bir maç aynen, var. Aynen öyle. Deplasmanda 6-0'lık çok güzel bir skor. Evet. Bu hafta zorlu geçti. Aynen. Hafta sonu İskenderun maçı. Hafta sonu artık biz hedef takım olduk. Öyle diyeyim. Yani bir ses getirdik ligde. İnşallah böyle devam edeceğiz. Zorlukları aşacağız. Peki takımda hava, arkadaşlık çok, çok güzel çok gözüküyor. Güzel, aynen öyle. Zaten herkes birbirini tanıyor önceden. Bülent hocamız topladı bizi buraya. Evet Gökhan, zor bir maçtı. Nasıl geçti? Zorlu maçtır. Hedefe oynuyoruz. Hedefe oynadığımız için bizim için artık bütün maçlar zorlu. Yani büyük maçlar oynayacağız. Bizim hiçbir zaman kolay maçımız olmayacak. Bugün iyi bir maç geçirdik. Kazandık. Mutluyuz. İnşallah böyle bir maçları kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Hafta sonu İskenderun deplasmanı var. Evet, zor bir deplasman. Dediğim gibi bizim artık her maçımız zor. İnşallah bunları sahada kolay bir hale getiririz ve inşallah hedeflediğimiz yere ulaşırız bir an önce. İnşallah. Teşekkür ederiz. Rica kolaylıklar, başarılar. Hocamla birlikteyiz. Zorlu bir maç oldu. Evet. Geçen hafta gol olduk, yağdık. Evet. Bugün de yağmur yağdı, durdu. Yağdı, durdu ama 80. dakikada galibiyet golünü bulduk. Nasıl evet. Değerlendirirsiniz maçı? Şükürler olsun. Yani gerçekten çocuklar son haftalarda özellikle çok fazla gol kaçırıyorlardı. Galibiyet hani almakta zorlanıyorduk. Tabii üst üste galibiyet alınca morallendik. Geçen hafta da 6-0 gibi bir farklı skorla döndük. Bu maçın da önemini biliyorduk. Yani iki maç üst üste kazanmak istiyorduk. Aksaray çok zor mağlup olan bir takım ve deplasmanda 6 puan toplamış bir takım. Yani 10 puanın 6'sını deplasmanda toplamış. Sıkı savunma yapan bir takım. Onları aşmak gerçekten zor oldu. Aslında ilk yarıda böyle final paslarında dediniz ya, yağmur olmasaydı, normal bir saha olsaydı final paslarında o toplar kaymayacaktı. Tabii daha iyi olabilirdi. Çocuklar o kontrolü kaybettiler. Ama tabii hava şartlarına alışmamız lazım. Sonuç itibariyle yani doğudayız, yağmur, kar, çamur, her şey olacak. Ona göre de oynamamız lazım. Yani oyuncularımı kutluyorum, taraftarlarımıza armağan ediyorum galibiyet. Peki zorlu bir süreç, 3 günde bir maç var, hafta sonu İskenderun maçı var. Tabii bu da çok önemli. Yani baktığın zaman temposu yüksek maçlar oynuyoruz. Gerçekten şöyle baktığımız zaman biz şanssız bir fikstürden çıktık. Artı 3 maç oynayacağımız hafta bile yani 2 deplasmana gidiyoruz. Aynen. Birinde Düzce'ye gittik, birinde İskenderun'a, İstanbul'a gideceğiz. Yani baktığın zaman 2 tane yorgunluğu bir haftada yaşıyoruz. Bu da dezavantajımız ama Allah'ın izniyle oradan da puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz. İnşallah da bunu yapacak güçteyiz yani. Peki takımda gidişat nasıl? Vallahi ben söylemiştim, bu takım birbirini tamamlayan, oynayan oyunculardan kurulu. Her geçen gün üstüne koya koya gidecek. Nitekim de işte geldiğimiz noktada son 4 haftada Menemen maçından sonra 8 puan almış bir takım. Maç başı ortalaması 2'ye denk tekabül eder. Bu da grafiğinin artırdığını gösterir yani. Peki o zaman playoff'tan düşmeyeceğiz. Oralarda tutulacağız. İnşallah yani amacımız devreye kadar playoff'un içinde, playoff hattına yakın. Hiç önemli değil çünkü futbolda her şey olabiliyor. Yani oralarda gidebilmek, ayaklarımızın sağlam yere basması lazım. Bir maç kazandık diye şımarmamamız lazım. Bir maç mağlup olduk diye üzülmememiz, çok demoralize olmamız lazım. Bu ligi bu şekilde devreye kadar götürmemiz lazım. Peki hocam, başarılar diliyoruz. Tebrik ederiz. Teşekkür ederiz. Zor bir maçtı. Çok zor bir maçtı. Size de söyledik, kolay maçımız yok zaten. Hiçbir müsabaka kolay değildir. Sağ olsun işte taraftar burada. Onların desteği hep burada. Biz artık başladık. O üzerimizdeki kara bulutları da attık inşallah.
Çocuklara da bir özgüven geldi. Hep kendi evimizde böyle bu tarz sıkıntılar vardı. Bunları da aştık. Şu anda çok şükür ligde iyi yerlerdeyiz. Biz zirveyi zorlayacağız. Yine mütevazi takımız. Şampiyonluk iddiamız yok. Ama bu takımları, bu çocuğu görüyorsunuz, bu çocuklarımızı. Ruhlarıyla oynuyorlar. İçeri girdim şu anda. Hepsi. Heyecan büyüktü orada. Heyecan çok büyüktü. Beni çağırdılar. Gittim primlerini açıkladım. Peki ne verdik prim olarak? Ne vardı? Primlerini iki katına çıkardım. İki katına. İki katına çıkardım çocuklara. Hak ettiler. Bu havada hepsini tek tek şu anda bütün suratımda. Hepsinin ter izi var. Çünkü dedim sizin emeğiniz bana gelecek dedim. Dudaklarımda olacak. Hepsinin emeği şu anda dudağımda. Onları öpüyorum. Onları yüreğinden öpüyorum. Erzincan'ı ya vallahi söyleyecek bir söz yok. Çünkü böyle mütevazi bir takımdan böyle bir başarılar almak hakikaten çok duygulandırıyor. İçeride olmak değil, dışarıda da olsam aynı duyguyu yaşayacaktım. Ama bize bu duyguyu yaşatan sporcularıma, teknik heyetime, yönetim kuruluna, bana destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet başkanım, taraftar da bugün size yolunu gösteriyor. İşte bizim mutluluğun tarifi yok gerçekten. Bunlar bizim 12. adamımız. Bunlar bizim olmazsa olmazımız. Yüreklere bakar mısın bu yağmurlu hava? Şu Erzincan'a bakar mısın bu seyirciye? Bu insanlar yağmurlu havada, çoluğundan çocuğuna kadar, hanımefendiler, beyefendiler hepsi buradaydılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yönetim kurulumuz şu anda hepsi bir ayrı bir dağıldı. Herkesle böyle bir sevinç, herkesle bir şeyler yapma edası. İnanın çok mutlu oluyoruz. El birliğiyle biz buradayız. Biz bu kulübün başındayız. Sonuna kadar da burada devam edeceğiz. Bu takımı da Erzincan'a layık olduğu şekilde yerlere getireceğiz inşallah. Peki, başarılar diliyoruz. Allah razı olsun. Erzincan'a selamlar. Herkesi öpüyorum. Teşekkür ederiz. Bize sadece ve sadece maddi anlamda desteğe ihtiyacımız var. Bütün herkesten bunu bekliyoruz. Bize destek olsunlar. Başarı burada işte. Stad'da 3 puanlar burada gelecek. Haftaya da inşallah İskenderun'dan onu getireceğiz. İstanbul'da İskenderun maçımız. Oradan da 3 puanla döneceğiz. Bu şehri sevince boğacağız inşallah. İnşallah. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyoruz. Allah razı olsun. Diliyoruz. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Güzel bir şekilde başladık ve yağmurlu bir şekilde akşamı sonlandırıyoruz. Ama en güzeli de 3 puanla sonlandırıyoruz. Zor bir maç oldu. Aksaray gerçekten direndi ama Erzincan Spor da pes etmedi. 83 dakikada Oğuzhan'ın golüyle 1-0 galip ayrıldık. 3 günlük süreçler arasında maçlar oynuyoruz. Hafta sonu İskenderun deplasmanına gideceğiz. Ve oradan da galibiyetle dönmek için bu takım elinden gelen her şeyi yapacağız. Bugün mutluyuz. 3 puan aldık. Ve ligde gerçekten sıralama açısından da 4. sırada 15 puanla yerimizi perçinledik. Ve playoff'ta yerimizi alacağız. Takımda güzel bir arkadaşlık var. Taraftarla bütünleşti takım. Yönetimle bütünleşti. Yönetiminden teknik heyetine kadar herkes güzel bir şekilde bu akşam bu stattan ayrılıyor. Gelecek hafta tekrar sizlerle görüşeceğiz. Umarım ki daha güzel maçlarda, daha güzel skorlarda sizlerle birlikte olacağız. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.